Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Endemik yayınlarından güzel bir limit sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x için fx küçüktür 0 eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Fonksiyonumuzun görüntülerinin daima sıfırdan küçük, yani fonksiyonumuzun grafiğinin daima x ekseninin altında kaldığı söylenmiş. Yani biz fonksiyonumuz için bir grafik çizmek istediğimizde her x için tanımlı olduğumuzdan her x değerinin bir karşılığını buluruz. Ama burada her noktada limitli ya da sürekli olduğumuzu ne yapamayız söyleyemeyiz. Örneğin bizim grafiğimiz şu şekilde bir grafik olabilir. Bütün değerlerimiz x ekseninin altında kalabilir, yani bütün görüntülerimiz. Ama bizim fonksiyonumuzun grafiği şöyle de olabilir. Örneğin şuradan şöyle gelir, burası boşluk olur. Buradan bunu alırız, şöyle gideriz, burası boşluk olur. Buradan bunu alırız, şöyle gideriz, burası boşluk olur. Daha sonra şöyle yaparız, burası böyle gidiyor da olabilir. Arkadaşlar, tanımlı olduğumuz söylenmiş ama sürekli ya da limitli olduğumuza dair net bir yorum yapılmamış. Görüntülerimizin de daima sıfırdan küçük olduğunu bildiğimiz için hep x ekseninin altında kalan grafikler çizdiğimize dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, sorumuzun içinde mutlak fx'ler var. Aslında biz fx'imizin daima sıfırdan küçük olduğunu bildiğimiz için mutlak fx'i incelediğimizde şurası hep sıfırdan küçük olduğu için ama mutlak değer dışında pozitif çıkması gerektiği için bunun bize daima eksi fx'i vereceğini ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Ve bu ifadelerde mutlak fx gördüğümüz yere ne yazabiliriz? Eksi fx yazabiliriz. Bakın, siz şuraya eksi fx yazarsanız arkadaşlar fx bölü eksi fx'ten neyi elde etmiş olursunuz? Eksi 1'i. X de buradan gelir. Yani aslında birinci ifadede bizden istenen limit, limit x 1'e giderken eksi 1 artı x limitidir. Arkadaşlar, bunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu zaten bir polinom fonksiyon şeklinde karşımıza çıkmıştır. X 1'e giderken diyor, eksi 1 artı doğrudan x'in yerine ne yazmış oluyoruz? 1 yazıyoruz ve buradaki limiti kaç olarak bulmuş oluyoruz? 0 olarak bulmuş oluyoruz. Bakın, fx'li bir şey kalmadı elimizde. Fx'te bir noktasında limit olmayabilir ama biz burada fx'te 1 yazmıyoruz. Bize verilen eksi 1 artı x fonksiyonunda 1 yazarak limite baktığımız için polinom fonksiyonda da direkt limit değeri o noktanın yazılmasıyla bulunduğu için arkadaşlar sonucu doğrudan kaç olarak bulmuş oluyoruz? 0 olarak bulmuş oluyoruz ve birincinin doğru olduğunu söylemiş oluyoruz. İkinciye baktığımızda yine mutlak fx bize eksi fx'i verecektir. Fx eksi fx'ten elimizde sadece kaç kalmış olur? 2. Yani aslında ikincide de bizde şu sorulmaktadır. Limit x 2'ye giderken 2 nedir? Sabit fonksiyondur. Bu da bir polinom fonksiyondur. Sabit fonksiyon olduğu için doğrudan tüm noktalarındaki limit değeri kendisi gelecektir. Yani bu limit vardır ve 2'ye eşittir. Dolayısıyla ikinci ifademizde doğru olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Üçüncüye geldiğimizde yine şurada mutlak fx'imiz var. Bu bize eksi fx'i verecektir. Eksi de buradan gelince artı fx olur. Fx artı fx'ten bizden istenen limitin limit x 3'e giderken 2 fx artı 3 olarak geldiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bunu inceleyeceğiz. Bakın, şu ana kadar elimizde fx'li bir şey kalmamıştı ama şimdi fx'li bir ifade kaldı. Eğer bizim grafiğimiz şöyle bir grafikse şurada biz 3 noktasını aldığımızda 3'ün sağından da solundan da aynı değere gideceğimiz için arkadaşlar burada 3 de kesinlikle limit olur. Ama belki de alttaki grafik gibidir bizim fonksiyonumuzun grafiği. O zaman 3'te ne yaşanabilir? Sıkıntı yaşanabilir. Hemen şöyle bir grafik daha çizeyim. Mesela şu bizim fx'imizin grafiği olsun. Grafiğimiz de şöyle gelsin arkadaşlar. Şuradan şöyle olsun. Şuradan da şu şekilde devam etsin. Şurası 3 olsun. Şöyle yapalım. Burası eksi 1'e gitsin. Şöyle yapalım. Burası da kaça gitmiş olsun? Eksi 2'ye gitmiş olsun. Mesela eğer bizim grafiğimiz böyleyse burada bir limit olur mu ona bakalım. Öncelikle 3'ün sağ tarafında burada limit incelemesi yaptım. 3'ün sağ için inceliyorum. Biz 3'ün sağ tarafında limit olarak eksi 2'ye gittiğimizi görüyoruz. 2 çarpı eksi 2 bize eksi 4'ü, eksi 4 artı 3 de bize kaçı vermiş oluyor? Eksi 1'i vermiş oluyor. Yani eğer fx'in grafiği bu şekildeyse 2 fx artı 3'ün 3'ün sağındaki limiti eksi 1 geliyor. Aynı mantıkla 3'ün solundaki limitine bakalım arkadaşlar. 3'ün sol tarafında kaça gittiğimizi görüyoruz? Eksi 1'e gittiğimizi görüyoruz limit olarak. 2 kere eksi 1 bize eksi 2'yi, 3 eklediğimizde de 1'i vermiş oluyor. Yani eğer fx'in grafiği böyleyse 2 fx artı 3'ün 3'ün solundaki limiti de bu sefer kaç geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Sağ limit sol limit eşit çıkmadığı için burada limitimiz vardır diyemiyoruz arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Ama olmak zorunda mı? Değil. Çünkü fonksiyon sürekli ya da limitli denmemiş. Sadece tanımlı denmiş. Buna dikkat ediyoruz. Yani 3. her zaman doğrudur diyemiyoruz. Bunu eliyoruz. Elimizde 1 ve 2 kalıyor. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, yine endemik yayınlarından bu sefer güzel bir türev sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. Şekilde gerçel sayılarda tanımlı y eşittir fx parabolü verilmiştir. X'in 0, 1, 2, 3 değerleri için mutlak fx fonksiyonu a farklı,
f mutlak x fonksiyonu b farklı, kök içinde fx fonksiyonu c farklı x değerinde türevli olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında doğrudan grafik üzerinden de yorum yapabiliriz. Ama denklemi yazarak da ilerleyebiliriz. Mesela biz burada şu mutlak fx'i grafik üzerinden yapalım. Şimdi fx burada verilmiş. Mutlak fx'i aldığımızda grafiğini çizdiğimizde x eksenin altında kalan kısımlarımızın x eksenine göre simetriğini alacağımızı, üstte kalan kısımların aynen duracağını biliyoruz. O zaman ben burada eğer mutlak fx'i çizmek istersem şöyle bir grafik elde etmiş olurum. Üst taraftaki kısım zaten durur. Şöyle çizerim arkadaşlar. Ama alttaki şu kısımları ve şu kısmı x eksenine göre simetrilerim. Yani alt tarafta şöyle yukarı dönüş olur. Buradan da şöyle yukarı dönüşün olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aslında şurada oluşan sivri uçlarda sürekliliğin olduğunu ama bu sivri uçlardan ötürü sağ türev ve sol türev farklı çıkacağı için buralarda neyin olmayacağını söyleyebiliyoruz biz? Türevin olmayacağını söyleyebiliyoruz. Burada sıfırımız var. Burada üçümüz var. Bir şurada bir yerde arkadaşlar. İki de burada bir yerde. Birde ve ikide türevde bir sorun yaşamayacağımızı ama mutlak değerden ötürü sivri uçlar oluşacağı için sıfır ve üçte türevli olamayacağımızı söyleyebiliriz. O zaman şuradaki dört tane tam sayı değerinden 1 ve 2'de mutlak fx fonksiyonumuz türevlidir. Yani burada a farklı değer dediğimiz değer adedimiz 2 olarak gelmiştir. A 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. 0 ve 3'te türev yoktur ama 1 ve 2'de türev gelmiş olur. Zaten biz bu fonksiyonun grafiği denkleminde yazmış olsak şöyle yaparız değil mi? Kuralını belirlemiş olsak a çarpı ne deriz? X çarpı x eksi 3. Burada a'nın da negatif bir sayı geleceğini biliyoruz. Mutlak değerin içerini 0 yapan birinci dereceden köklerimiz ne yapıyordu? Türevimizi bozmuş oluyordu. Fonksiyonumuzun o noktalarda türevi gelmiyordu. Eğer burada işte mutlak değer içinde x eksi 3'ün işte 5. kuvveti, 6. kuvveti, 2. kuvveti gibi ifadeler olursa burada 3'te türev var ve kaça eşit oluyordu? 0'a. Ama eğer buradaki kökümüzün derecesi 1 ise o noktalarda mutlak değerde türevin gelmediğini biliyoruz. Buradan da yorumumuzu yapabilirdik arkadaşlar. Şimdi şuna geçtiğimizde f mutlak x dediğimizde ne yaparız? Fonksiyonumuzun y ekseninin sağ taraftaki kısmını aynen tutarız. Sol tarafı iptal edip sağ tarafın aynısını sol tarafa çizeriz. Yani orada elde edeceğimiz grafikte şöyle bir grafik gelir. Buradan gelir, şöyle yapar. Sol taraf iptal olur, sağ tarafın aynısı sol tarafa çizilir. Yani şu benim çizdiğim aslında f mutlak x'in grafiğidir. Bakın burada da sıfırda bir sivri uç oluşmuş olur. Yani aynı mantıkla, şurada anlattığımız mantıkla sıfırda türev olmaz. Ama bu sefer az önce olduğu gibi 1'de ve 2'de türev vardır arkadaşlar. Aynı zamanda şurada 3'te de türevin olduğunu, burada alt taraftan üst tarafa katlama olmadığı için sivri uçun oluşmadığını, yani burada hem 1'de hem 2'de hem 3'te türevin geleceğini söyleyebiliriz. Yani buradaki b farklı türevli olduğumuz nokta adedinde b'mizin 3 geldiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi şunu da yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Biz kökün içinde fx'in geldiğini görüyoruz. Burası karekök olduğu için bir kere fx'in ne olduğu yerleri alacağız. Büyük eşit 0 olduğu yerleri almış olacağız. Dolayısıyla ben burada sadece 0 ve kaç arasına odaklanmış oluyorum? 3 arasına odaklanmış oluyorum. Şurada yaptığım gibi fonksiyonumu yazarsam x çarpı ne gelecektir? X eksi 3 gelecektir. Bir de bunun başına ne gelmiş olur arkadaşlar? A katsayısı gelmiş olur. Şimdi ben 0-3 aralığında bunun bir kere büyük eşit kaç olduğunu biliyorum. 0 olduğunu biliyorum. Bunun türevini alarak ilerleyeyim. Ben bunu düzenlersem ax kare eksi 3ax'in geleceğini biliyorum. Bunu neyin içine almışım ben arkadaşlar? Şöyle kökün içine almışım. Bunun türevini alacağım. Şimdi ben bunun türevini aldığımda öncelikle ne yaparım? İçin türevini almış olurum. O da bana 2ax eksi 3a'yı verir. Bölü 2 kök içinde yine aynı ifadeyi yazarım. Oraya sıkıştı, şuraya yazmış olayım. Yani benim fonksiyonum şu geliyor aslında, kök fx fonksiyonum. Kökün içinde ax kare eksi 3ax geliyor. Ben bunun kaç aralığında tanımlı olduğunu biliyorum. 0-3 aralığında tanımlı olduğunu biliyorum. Şimdi bunun türevini alıyorum. Bunu öncelikle şöyle yazarım değil mi? Ax kare eksi 3ax üzeri 1 bölü 2. Bunun türevini aldığımda şu gelecektir. 1 bölü 2 çarpı ax kare eksi 3ax üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı için türevinden 2ax eksi 3a gelmiş olur. Bunu düzenlediğimde şuraya yazarsam 2ax eksi 3a bölü, hem şu 2'yi yazıyorum hem de kök içine alıyorum şurayı arkadaşlar. Ne geliyor? Ax kare eksi 3ax. İşte bu benim kök fx'imin neyidir arkadaşlar? Aslında türevidir.
Dikkat ediyorsanız burada paydayı sıfır yapabilecek ifadeler geliyor. Şurayı ben sıfıra eşitlersem ax parantezine aldığımda x eksi 3'ün geldiğini görüyorum. Ve burayı sıfır yapan değerler şuradan sıfır olarak gelecektir. Buradan da 3 olarak gelecektir. Yani benim türev fonksiyonum sıfır ve 3'te tanımlı olamaz. Çünkü sıfır ve 3 benim türevimin paydasını sıfır yapmış olur. Payda sıfır geldiğinde tanımsızlık geldiği için benim türevimin tanım kümesinden sıfır ve 3'ü çıkarmam gerekir. Yani benim kök fx'imin türev fonksiyonu 0-3 açık aralığında tanımlıdır. Dolayısıyla benim bu kök fx'im 0 ve 3'te türevli değildir. Aynı şu üstte olduğu gibi, mutlak fx'te olduğu gibi bu fonksiyonda 0 ve 3'te türevli olmaz. Ama 1 ve 2'de yine türevli olur. Yani c'miz de türevli olduğumuz, şu 4 noktadan türevli olduğumuz nokta adedi olduğu için c'mizin de burada 2 gelmesi gerekir. Arkadaşlar, köklü ifadelerde buna dikkat ederiz. Yani örneğin şunu düşünün, kök x ifadesi x büyük eşit 0 için tanımlıdır. Ama bunun türevini aldığınızda 1 bölü 2 kök x gelir. Artık burada x yerine kaç veremezsiniz? 0. Yani bunun türevi olan bu fonksiyon 0'da tanımlı olmadığından 0'da türevli değildir deriz kök x fonksiyonu için. Aynı mantık burada da geçerli olmuş oldu arkadaşlar. Burada da c'mizi bu yüzden ötürü 2 bulmuş olduk. O zaman ABC arasındaki sıralamaya baktığımızda B'nin en büyük geldiğini, A'nın da C'ye eşit olduğunu, doğru cevabımızın da E şıkkı geldiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar, endemikten güzel de bir integral sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. A küçük b olmak üzere a'dan b'ye x kare eksi 8x artı 12 dx integralini alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. İntegral alıp ilerleyip yarına b a yazabiliriz. Ama bence şöyle çözelim biz bu soruyu. Şurada mesela biz şunu biliyoruz. Örneğin bizim elimizde bir fx eğrisi olsun. Mesela bu bizim fx'imiz olsun arkadaşlar. Şuraya ben a demek istiyorum. Buraya da ne demek istiyorum? B demek istiyorum. Örneğin ben burada integral a'dan b'ye fx dx yazdığımda aslında şu üstteki alandan şu alttaki alanı çıkartarak bu integral sonucunu bulabileceğimi biliyorum. Şuradaki alanıma m dersem, buradaki alanıma da r dersem bu integralin sonucu aslında neye eşittir? M eksi r'ye eşittir. Peki aynı mantıkla burada düşünsem. Burada x kare eksi 8x artı 12'yi çarpanlara ayırdığımda x eksi 6 çarpı x eksi 2 gelecektir. Yani ben bu eğriyi aslında rahatlıkla çizebilirim. Köklerinden biri 2 gelmiştir. Bir diğeri 6 gelir. 0 verdiğimizde de 12 gelir. Yani şöyle bir grafiğin ne olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz biz bu parabolün. Bunu biz fx gibi düşündüğümüzde aslında diyor ki bize integral diyor a'dan b'ye fx dx'te a'yı ve b'yi öyle bir belirle ki diyor bu en küçük çıksın diyor. Biz şunu biliyoruz. X eksenin üstünde kalan alanlar integralimize pozitif katkı, altında kalan alanlarsa integralimize negatif katkı yapıyor. Eğer mesela ben şu aralığımı altının sağ tarafında seçersem eğri ile x ekseni arasında kalan alanlar hep x eksenin üstünde olur ve bu integral kesinlikle pozitif gelir. Eğer ben buradaki a ve b'yi, yani ikisini birden 2'nin sol tarafından seçersem arkadaşlar, yine eğri ile x eksenin arasında kalan alanlar hep x eksenin üstünde olur ve bu integralin sonucu kesinlikle pozitif gelir. Ama ben bu integralin sonucunun küçük gelmesini istiyorum. O küçüklüğü nereden yakalayabilirim? Tabii ki pozitifleri de küçük tutabilirim ama negatif, yani x eksenin altında kalan alanlardan yakalayabilirim. Çünkü x eksenin altındaki alanlar integralime negatif katkı yapar. Mesela ben şurada 2 6 arasından bir yer almış olsam, şuranın alanı üzerinden yorum yaptığımda, yani mesela desem ki 3'ten 4'e kadar fx dx x desem, ki bu bana şunu verecektir. 3'ten 4'e kadar x kare eksi 8x artı 12'yi verecektir. Aslında ben bunun kesinlikle ne geleceğini biliyorum. Negatif geleceğini biliyorum. Eğer bir sınırımı buradan, bir sınırımı buradan olursam pozitiften şu alt taraftaki kalan alanı çıkartacağım. Yani işin içine ben diyorum ki hiç pozitifleri katmayayım. Ben buradaki integralde en küçük sonucu istiyorsam x eksenin altında kalan tüm alanları almaya çalışayım. Yani ben bu sınırlarımı 2'nin tam biraz sağından, altının biraz solundan değil de tam 2'den 6'ya kadar alayım ki arkadaşlar aşağıda kalan tüm alanları ne yapmış olayım, kullanmış olayım. Yani eğer ben buradaki integral sonucunu en küçük yapmak istiyorsam burada sınırlarımı benim x ekseni altında kalan alanımın hepsini kullanabileceğim sınırlar olan kaç seçmem gerekir? 2'den 6'ya seçmem gerekir. 2'den 6'ya x kare eksi 8x artı 12 dediğimde arkadaşlar ben burada elde edebileceğim minimum integrali ne yapmış olurum? Elde etmiş olurum. İşte burada o minimum integral isteniyor. Ben burada integral alıp gidebilirim. X küp bölü 3 eksi 8x olduğu için 4x kare artı 12x gelir. Kaçtan kaça yazarız? 2'den 6'ya. Bunları yerine yazıp bulabiliriz. Aslında daha önce benim anlattığım delta kök delta bölü 6a vardı. Oradan da bulabiliriz. Ama gelin burada şöyle yapalım. Biz parabolümüzün tepe noktasını bildiğimizde ne yapıyorduk? Güzel bir alan paylaşımı yapıyorduk. Şöyle birleştirdiğimde arkadaşlar ben neyi biliyorum? Şuranın alanı a ise
Buranın alanı A, şurası 2A, burada 2A geliyordu. Yani dikkat ediyorsanız şuradaki dikdörtgenin alanına 6A dersem benim şurada istediğim alanda 4A kadar gelmiş oluyordu. Yani tüm alanın 4, 6'da 4'ü. Yani 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'ü gelmiş oluyordu. Bence burada da aynısını yapabilirim. Ben orada x eksenin altında kalan kısmı şöyle düzenlersem arkadaşlar. Burası 2, burası 6. Tam orta noktalarında kaç var? 4. Fonksiyonda 4 yazdığımda 4'ün karesi 16. 16, 12 daha 28. 8 kere 4, 32. 28 eksi 32 bize kaçı vermiş olur? Eksi 4. Yani burası eksi 4 geliyor. Dolayısıyla ben burada şöyle bir dikdörtgen oluşturursam şurası 4 birim, burada 4 birim geliyor. Bu da bana 4 kere 4'ten tüm alanı 16 olarak veriyor. Yani az önce 6A olarak anlattığım alan 16 geliyor. Buradan A'nın 16 bölü 6 yani 8 bölü 3 geldiğini görüyorum. Benim istediğim alan da 4A'ydı. Bunu da 4 ile çarparak alanımı 32 bölü 3 olarak bulmuş oluyorum. Eğer buradaki alan 32 bölü 3 ise integralde bunu negatif olarak alacağım için minimum integralde eksi 32 bölü 3 olarak gelmiş oluyor. Arkadaşlar doğru cevabımı A şıkkı olarak bulmuş oluyorum. Güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkta açıklayıcı olmuştur.